Bakın Buraya şöyle diyor Özgür bir, Özel. Bir soruşturmayı Özgür önünde Özel görmüş ve yapmış yani. Canı bunu, ifadeleri bunu siyasi, çok sert aslında. O Siyasi piyonu, o seyyar giyotini oradan yapmış. alın. Kendilerini nasıl yönetmesi gerektiğini Esenyurt halkı mı karar verecek? Akın Gürlek mi diye soruyor. Ama şimdi böyle bir şey Özgür Özel. O zaman yargılamayı Esenyurt halkı yapsın. Yani öyle o zaman mahkemeyi, Aynen, mahkemeyi, şey mahkemeyi Esenyurt'a kuralım. Esenyurt halkı mahkeme yani Şu, böyle bir, böyle bir şimdi, yargılama veya yargılama, böyle bir belki, Belki o maksadın maksadını aşan bir açıklama oldu Ali Aydar Bey. Yani. Sizin sözünüz. Yani Or, geldiği zaman biz biliyorduk CHP'li belediyelere Özgür Bey'le Hocam normal bir süreçte olsaydık normal olağan bir durumda bir hani ama normalleşiyorduk bu, hani Latince Seteris paribus <laughs> aynen öyle onu onu da tartışalım. Seteris paribus dediğimiz bir sürecin içerisinde olsaydık bütün bunlar konuşmazdık. Bütün Latince bunlar yanlış olurdu. Latince tam olur. o ne demek Aydar Bey? Olağan durum ve şartlarda. Olağan durum. Şimdi meselemiz şu. O öyle bir durumda değiliz. Yani bu ülkede son atamalara bakın. Anayasa Mahkemesi'ne atamalara bak bakın. Yargıtay'daki atamalara bakın. Buradaki insanların nasıl hızlı bir biçimde yükseldiğine bakın. Bütün bu süreçler nasıl geldi mesela? Ya mesela Demirtaş'ın davasına bakanın nasıl yükseldiğine bakın. Kavala'ya Kavala, Kavala davasına bakanın nasıl yükseldiğine bakın. Bunlar bir ödüllendirme mekanizması. İktidar şunu söylüyor diyor ki bana. HSK'da da Sosyal Demokrat diye CHP'nin atadır bir kayıtlı aday kayıtlı var. Hasan yani şey, Bey ve üyesi Bey ve Kadir Bey beklediler. Şimdi duyacağız HSK, şimdi HSK üyesinin ismini vermeyelim de hani Google'da çıkar. Yani evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerdiği bir isim de HSK'da üye. Yani şimdi burada Abi, hakimi şimdi savcıya olsun. Ben Şunun için şunu, söylüyorum. Bunu hakimi kişisel savcıya, bir fikrim olarak söylüyorum. Sosyal Demokrat, bence, ülkücü, AK Partili demeyelim. Doğru değil. Sizin başınızda bir çorap örüldüğün farkındasınız değil mi? O ne demek? O bir dakika. Ben kim, kim, bir dakika. Bir dakika. Sizin başında bir çorap örüldüğünün farkındasınız, değil mi? Yani bir operasyon yapılıyor da. He. Bu bunda... operasyonu kimin yaptığını söyleyeyim mi? Kimin? Dem yaptı size bu operasyonu. Dem. Yani, yani ve çok bilinçli yaptı ve biz bunu 31 o zaman Mart şey mi? öncesi 31 Mart öncesi defalarca söyledik. O zaman bu operasyon dediğiniz bak, bak, şey bu çorap mi? dediğiniz ya bu yargılamalar yok, dem, bak, dem mi yaptı? Yok bak ben söyleyeceğim ya bir dakika. Heh. Şimdi, ya, o sürece bakın, getirdim. Bir dakika, nasıl bir çorap bu? gerçekten. Şimdi evet. Bu 31 Mart sürecine gidilirken Demler'in kent uzlaşısı dediği günden itibaren hı hı. E, kayyum meselesini ve bu problemi batıya taşıyacakların işaretlerini vermişlerdi. Biz de bakın yandaş medyanın bir personeli olarak, eleman olarak söylüyorum. Buradan atif yapım diye İlk o yazdı çünkü. Mahmut Öğür de Hı -hı. Üç tane yazı yazdı. Üç tane yazı yazdı. Ben tamam. de yazdım ama ilk yazıyı o, o, o yazmıştı. Biz tartıştık da, konuştuk da. Dedi ki, ya CHP Hı -hı. dem size tuzak kuruyor. Bu kayyum meselesini batı illerine taşıyacak. Bunların birisi de Esenyurt olacak. Siz nasıl olur da Esenyurt'ta Peki kendi adayınızı çekersiniz? Ne, neye dayanarak bunu söylediniz? Dur, söyleyeceğim. Sorunlu adamları. Yani bir takım davaları olan ama henüz şey... daha bak yar, yargılamalar bitmemişti Yok şöyle bitir hocam bitir şöyle şey. bitireyim. <laughs> bitir tek bir <laughs> dava şey adamları ama. aday belediye başkan aday yapacaklar. Meclis üyesi adaylığına sokacaklar. Bunları batı illerinde hem meclislerine sokacaklar <laughs> hem belediye başkanı yapacaklar. Dedi ve ben de dedim. Hasan ben hocam, de dedim bunu? Hasan hocam bir şimdi, tane. Şimdi ondan sonra Paat diye siz Hasan bir, hocam sanki ahmet yargı bir dakika yargı bekledi bekledi, bekledi CHP'lilere bir operasyon çekelim sizi operasyonu çeken sizi sizi bu kayyum derdinin içerisine böyle bir boc edip atan doğrudan sevgili hocam, demin aklı şimdi demin, şimdi de doktor, değil. daha başka aklı da var da sevgili mesela. hocam profesör dakika, doktor Ahmet, bir Ahmet Ahmet şöyle siz diyorsunuz ki CHP'ye bir operasyon çekiliyor ama dem çekiliyor aslında, ama bu aslında bu dem var aslında Türkiye'ye çekiliyor sadece CHP'ye CHP burada araç sallaştırıldı. Peki, bir şey CHP burada araç sallaştırıldı. Şimdi dikkat bir peki, şey şey Ahmet Doğu ve bir güney şey, oya, Ali Haydar Bey de Doğu diyor ki bu Doğaya soruşturmayı devre başlattı. Kayyum meselemiz, meselemiz ki kayyum meselesi benim duruşum da belli. Hı -hı. Aşağı yukarı aynı. Yani yargılama ve mahkeme kararıyla olması lazım dediniz. Ama bu meseleyi alıp gelip Türkiye'nin evet, batı kentlerine, batı şehirlerine İstanbul'un batı en batısındaki Esenyurt'ta da yaptılar. Esenyurt'ta Esenyurt'a bir problemli ki İBB'de evet danışmanlık yapıyordu. E, sizin tabirinizde bir bilim adamı, profesör Ahmet evet. Bey'i belediye başkanı adayı gösterdiler. Siz de kendi adayınızı çektiniz, onu oraya koydunuz. Şimdi bir, bir, şey, bir şey. Şimdi, bakın daha bitmedi. Ha, sizin ne? daha başta çok <laughs> derde girecek? Madem öyle ben söyleyeyim. Eyvallah. Evet, niye derde girecek? Bakın söyleyeyim. Çünkü Dem sizinle yaptığı kent uzlaşısında aynı zamanda Sadece sadece bir belediye başkanının ismini vermedi size. siz fermuar sistemiyle onların adaylarını da kendi listelerinize koydunuz. Şimdi onlardan da terörle iltisaklı davası olan davası olan sonra Hı -hı. o davadan dolayı hüküm giyecek sonuçlanacak davalardan hüküm giyecek isimler çıkarda, onlar da pat 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 görevden alırsa ne yapacaksınız? Tamam, bir, ben bir cevap vereyim. Buyurunuz. Şimdi birincisi Buyurun. Ahmet Özerle ilgili tek bir dava yoktu bugüne kadar. Tamam. Tek bir daha. Tamam. Abi. Tamam. Şimdi Ahmet Özdel ile ilgili tek bir dava, tek bir soruşturma. Ben Ahmet Özel ismini kim getirirse bana söyler misiniz? Hayır, biz... Siz tanıyor musunuz tabii Ahmet Ahmet'i? Danışmanlık yani. yapıyormuş bir, ama. Bir, bir dakika, ben bir ya, şey söyleyeceğim. Ben o danışmanlığı yapıyorum. Sen yurtta adayınızı çekin. Hayır, hayır, İmam İmam hayır çekin. Hayır, İmam İmam aday, aday, adayımız, adayımız, bizim beraber adayımız. Beraber miting yaptık ya bugün. Hayır, hayır. Bizim ben, adayımız beraberce Ahmet Özer olsun diye akılcı. Bakın Sayın Özer, 10 yıldan fazladır CHP'ye ben diyor. Ya Başak Hocam. Ben diyor. En son seçimde aday oldum. Bu ifadesini Evet. yansıyanlar hakimlik ifadesi çünkü ortaya çıktı Ahmet Özer'in ve bütün bu suçlarla ilgili, e, atılı suçlarla ilgili bunların hepsi uydurma, zorlama, siyasi atraksiyonlarla görevden alınmam için uydurulmuştur. Kayım atanmasının altyapısı oluşturmuş, oluşturulmuştur. 10 yıldan fazladır CHP'ye mensubum. En son seçimde aday oldum. İmamoğlu'nun danışmanlığını yaptım. Devlet Planlama Teşkilatında Recep Yazıcıoğlu ile görev yaptım. Bugüne kadar bir şey yok. 10-15 yıl önceki bir takım olaylar gündeme getirilerek görevimden uzaklaştırılmaya çalışıyorum. Şimdi ben yani. size başka bir şey aldım. yok ama Şimdi... ben suç su Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ve, yani, ve çözüm de değil. 2002, 2002, 2002, 2002 yılındaki, ya bak, 2002 yılındaki avukat ile yapılan konuşuruz. Ben hocam bu şey. Aslında bu yıl olmuş, nasıl 20 oldu? 20 şey nasıl oldu? Şey nasıl oldu da siz Esenyurt Belediye Başkanı anlatayım. adayınızı çektiniz? Anlatayım. anlatayım. Ahmet Bey oraya aday yaptınız. Kim? Hangi akılla şimdi, yaptınız? Şimdi ben anlatayım size. Kent uzlaşısından hocam önce mi sormayın? anlatayım. Buyurun. Şimdi Ahmet Özer'i ben yıllardan beri tanırım. Ahmet Özer daha önce partimizde hem milletvekiliğine başvurduğu demin hiçbir alakası yoktu hiçbir alakası yoktu. Bakın ne HDP'nin ne demin en ufak zerre bir alakası yoktu. Bize belediye başkanlığına başvurdu daha önce Mersin'de. Daha önce yine hep sosyal demokrat hareket içinde siyaset yaptı. Demle alakası yoktu. Bu şunun için söylemiyorum. Yani demliler demde olunca suçlu falan diye söylemiyorum. Tabii. Sizin söylediğiniz şeye yönelik olarak söylüyorum. Ahmet Hoca'yı çok yakinen bilir bizim bütün partiler. Sonra İstanbul'a geldi. Mersin'de üniversitede rektör yardımcısıydı. Tamam. Sonra İstanbul'a geldi. İstanbul'da Ekrem Başkan'ın danışmanlığı yaptı ama dediğim gibi 2015'ten hatırlıyorum ben 2019'da hatırlıyorum hem belediye hem e, milletvekiline başvurusu oldu. E, partide Parti herkesi ziyaretle derdi destek isterdi. Hani benim... Ahmet Hoca zaten CHP'liydi. Ahmet Hoca CHP'liydi. Bir, iki sizin iddianız değil. Ahmet Hoca'nın tek bir soruşturması yoktu ki. Tamam ben bir, bak soruşturması demedim ki. Şimdi problemli sanırdım ya. Bunu bu bu öneri şöyle ya Ahmet Özer'in adaylığı konusunda dem siz böyle bir şey takdir ediyorsanız bizim itirazımız olmaz. Bizim açımızdan da bir sorun yoktur dedi. Dolayısıyla kendileri de orada destek verdiler. Siz adayınızı mı? çektiniz. Biz adayımızı çekmedik. Nasıl bizim çekmedin? adayımız, nasıl, ya, nasıl çekmediniz ya? Ali Bey vardı. E, Ali neydi o? Ali? E, Engin Bey'den bahsediyorsunuz evet. galiba. Yo, ya işte Mevcut mil, Belediye Başkanları CHP'liydi zaten. Ay, a, sağlık sorunlarını gerekçe Adayı göstererek çekmişler. Kadir sağlık Bey de bir yapıyor. Çok Efendim? özür dilerim. Kadir Bey buyurun. Hayır şey diyorsunuz siz anladım. Önceki belediye başkanımız He adaydı. Mi? Ama bizim aday listesi açıklarımız göstererek aday listesi. Sen yurtta belediye başkanı adayımız şu yurtta adam dediniz. Bizim 20 tane onu ağlata ağlata mı gösteremiyorsam 25 Bakın. tane aday adayı hiç vardı. Hiç Hayır 25 tane aday adayı vardı. Bak aday adayı diyorum. Hayır, Hayır. aday açıkladınız ya. Ya ben Allah Allah anladım anladım dediniz. Son son aşamada tamam mı? Yani Siz adayınızı açıkladınız Esenyurt'ta. Ama sonra tamam, da vazgeçtiniz. Biz adayımızın sebebiyle geri çektiniz. Bir Kadir Bey'i duyabilir miyiz? Ankara'da için çok zor duyuyoruz kendisini. Ya ben Bey, bitirmedim. Bir, bir, tabii tabii tabi. bitirirsiniz ama bir ekleme yapacak zannediyorum tam bu nokta ile ilgili. Ya sadece bir ekleme tabii Kent tabii. Uzlaşısı'nda bir mutabakata varılınca Cumhuriyet Halk Partisi kendi adayını, Esenyurt'taki adayını sağlık sorunları nedeniyle geri çekti. Kent Uzlaşısı sağlandıktan sonra sağlık sorunları açıklanana kadar Kent Uzlaşısı'nda anlaşılamamıştı daha. Onun için Alaydar Bey belki süreci birbirinden ayıramıyor, karıştırıyor. Ama şöyle bir şey de var. Ahmet Hoca CHP'de siyaset yaptı sürekli diyor. 2015'ten beri bilirim diyor ama 2015'te HDP'nin Van Milletvekili adayı. HDP'nin hem Van Milletvekili adayı olup hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nde nasıl siyaset yapabiliyordu? Demek ki siz belli bir sürece kadar tanıyorsunuz Ahmet Özer'i. Belli bir süreçten sonra tanımıyorsunuz. 2015'ten öncesini tanımıyorsunuz demek ki. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bulunduğu dönem itibariyle tanıyor olabilirsiniz ama HDP'den Van milletvekili olduğunu söylemiyorsunuz. Şöyle, Hiçbir irtibatı olmadı diyorsunuz. Bir, bir Hiçbir dönem Hiçbir başvurusu siyaset yapmadı, yapmadı diyorsunuz orada. Sevgili hocam, Kadir hocam bir dönem başvurusu olduğunu biliyoruz. 2004'te Ama söylememiz. CHP'de, 2004'te CHP'den Toruslar adayıydı. 2004'te. Dolayısıyla o günden bugüne kadar sadece bir dönem bu şey Demirtaş'ın sanırım şeyi vardı galiba. Onunla bir yakınlığı ya da bir hocayla ilişkisi vardı. Öyle bir şey almışlardı galiba. Yani yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla bugüne kadar hep e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu süreçlerde başvurdu. Yani evet de, DEM bu adayı elbette ki destekledi. Buna hiçbir şey söylemiyoruz. Hı. Ama şu meselimiz şu. Biraz önce Hasan Hocamın söylediği ya işte DEM sizin başınıza çorap ördü. Şimdi eğer bir ortada bir yakalama emri yok, bir yargılanma süreci yok. Rektör yardımcılığı yapmış, dekanlık yapmış, bölüm başkanlığı yapmış, GAP idaresinde çalışmış bir kamu kurumunda çalışan insandan bahsediyoruz. Kamuda çalışan bir insandan bahsediyoruz. Şimdi bu insana ilişkin olarak şimdi sadece HDP boyutu üzerinden ya da DEM boyutu üzerinden DEM'i de kriminalize ederek onları da hemen hızlı bir biçimde bir terör ortaklaşmasına giderek bu işin içine gidersek zaten bu işin içinden çıkamayız. Yani orada Esenyurt'taki vatandaşlarımız biz aday gösterdik. Evet aday değiştirildi. Evet adayımız oldu. Ve kazanıldı. Şimdi bu insanlar orada Esenyurt en çok Kürt vatandaşlarımızın yaşadığı yerlerden biri. Dolayısıyla her yerin sosyolojisine uygun aday çıkarırsınız. Yani bazı yerlerde Karadeniz'i çıkarırsınız, bazı yerlerde Sivaslı çıkarırsınız, bazı yerlerde Tokatlı çıkarırsınız. Bu tamamen sosyolojiye uygun olarak yap yapılan bir tercihtir. tercih. Dolayısıyla Ahmet Hoca'nın herhangi bir şeyi yok. Buradaki mesele şu. Çok sadece toparlamış sizin adayınız da. Evet. Şöyle 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 toparlayayım. Ben yani. Burada buradaki mesele şu. İlk adayınız. Ya bu bu bunun onu bir kabul ediyorsunuz. Ali Gökmen'i. Evet, evet, geri şey çekeceğiz. Buradaki Kent bu sağlık sorunları nedeniyle kendisi çekildi evet. bildiğim kadarıyla. Ya iki tane sen Yurt diye sadece öpücük hocam. var. Yani. Ama o de beraberdik. Biz sadece Aslında bir yerde, yerde adayımızı çekmeyiz. Birçok yerde adayı değiştirdik. Birçok yerde. yerde. Iki, İstanbul'da iki tane. Evet iki ya, Ya hocam Türkiye ben ya ben parti meclisinde görevliyim. Ben diyorum ki birçok yerde. Ben diyorum kent uzlaşısından sonra oldu. İzmir'de de. Onun Adana'da da. Mersin'de orada, de. Her yerde de aday çekildi. Daha da örgü vesaire falan. Çorabın büyüğü de... Peki bir dakika. Danan da büyüğü ahırda olabilir. Çorabın yani. büyüğü ne demek ahırda olabilir? Neyi kastediyorsun? Demek ne, neyi bilgileriniz var. Yok onu söylüyorum işte ya. Bir dakika. Ya şimdi bunu biz, adım hani adım Önce söyledik. Bir şey söyleyeceğim. Bakın bir liste yayınlandı. Bakın. Ne listesi? Seçim, seçim Hayır. Seçim sırasında. Peki listesi. bir şey sorabilir miyiz? Bir dakika. Ya? Bir ne şey soracağım. soracağım. Bugün, 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 e hayır, bugün, bugün bir yazı vardı. Bugün. Bugün değil ya. Bak, ben bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Seçimden önce. Bir şey soracağım. Seçimden önce liste yayınlandı. CHP şey listelerindeki de, demin kontenjandan meclis üyeliklerine... Objektif olmak adına bir şey soracağım size. Çin Şu yeni şafak manşetini mi diyorsunuz? Ben dakika, Ben dakika. size söylüyorum, bu her yerde ya, yayınlandı. Can bak. Bey soracağını sorsun. Bir şey, objektif olmak adına. Çok bak, özür, özür diliyorum. Şey. Evet. Daha önce, bakın. aynı süreçte, Başak Hocam aynı süreçte, daha önce Sayın Meral Akşener dedi ki, ayıptır dedi yaptığınız neydi? Sırf Kürt olduğu için yeni şafak manşetine taşıdığı isimler vardı. Bak sadece Kürt oldukları için... Bunları bakın <laughs> insanların sadece Kürt olması, belediye başkan olması, belediye meclis üyesi olması suç değildir. Suç olur mu ya? Delemek. Yani? Yani. Nasıl Suçtur? Bu, bu iktidara göre suç? Nasıl suç? Ya? Şunu söylüyorlar. Şunu söylüyorlar. <laughs> bu da liste, bu da Kürt, liste liste bu, da Kürt ne? bu da Kürt diye bakanlar Liste liste dediğiniz ne? Mı? Liste dediğiniz nedir hocam? Liste dediğiniz ne? Bakın bu 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 31 Mart seçimlerinden tamam. önce <laughs> sizin o kent uzlaşısı diye tamam. e, Demle anlaştığınız tamam, zaman tamam. tuttular. Aha. Listeleriniz çıktıktan sonra tamam. o listelerde e, deme yakın demin adayları deme, demin size önerdiği adaylar olarak liste yayınlar. Tamam. Ben de, bu listelerin problemli olup olmadığını görürüz. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu suç mu Hayır. demli olması? Hayır, demli olması suç değil. Kürt olması suç mu? Hayır asla. Ne e, nedir o Hayır, zaman Ama şunu... girebilir. Durur. Yok ben örnek halde isimler, isimler. ki sen bir de öyle bir şey. Ya başa ben, ben hatırlıyorum. Şimdi, e bakın burada hukukçu şimdi var. bakın, var. Biz anlatacağız. Insanların... Yani Mevzuattaki sıkıntı var. Zaten o yüzden yani, soru yani, soracağım. Yani, yani. yani, yani, bu insanların bir tane soruşturması yok. yok. Sakın, bu bir soruşturması bile yok. yok diyor. Bir soru soracağım. Allah Akdeniz'deki Akdeniz'deki ne soruşturması yok? Bir Bir soru olacak. Bir soru soracağım. Bir soru soracağım. İdris Bir soru Sorun Bir 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 soru soracağım. Bir soru soracağım. Bir Bir şey var. Eyvallah. Ne soracağım. Bir soru soracağım. Bir Bir şey soracağım. Bir soru Bir soru soracağım. Şimdi bak mevzuatla ilgili burada değil, hukukçu olduğu için daha de, 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 detaylı bilgi verecektir. Şimdi mevzuatla ilgili problem var. Doğru. Adam almış diyor ki ben kardeşim tertemizim. Doğru. Tertemizim. Doğru. Evet. Hiçbir şey diyemezsin. Öyle. Hatta hatta soruşturması olsa hatta yargıtay onamadan ceza da alsa henüz daha temiz kağıdı olduğu için o insan milletvekili de olabilir, belediye başkanı da olabilir, encümen üyesi de olabilir. Tamam. Sorun olabilir. Sorun ne? Hiç sorun yok. Burada sorun yok. Ama bunların bir kısmının hüküm giyebileceği biline biline davalar sürerken aday gösterilip de hüküm giydikleri zaman görevden alınmalar sürecinde çıkacak kriz ne yapar Peki bu insanlar seçildikten sonra hüküm giymeleri size biraz tuhaf gelmiyor mu Niye devam ama eden Ama haklarında bir vardır. soruşturma vesaire olmadığı için... Yani genelde için bu insanlar diyorsun. seçildikten sonra bunlara... Hayır mahkemeler devam ediyor canım. İşte onu söylüyorum. Mahkemeler devam ediyor. Şimdi yani bir kısmı bir kısmı bu insanlar... Şimdi 2019'daki yerel seçimlerde yine Yeni Şafak bir liste yayınlamıştı. İşte CHP'deki PKK'lılar falan diye. Yine evet. Kürt arkadaşlarımızı tamam mı oraya koymuşlardı. Yani öyle Kürt arkadaşlarınız diye niye kodluyorsunuz ya? Öyle bu, ama. Bu tartışmayı burada dolduruyorum. Birazdan öyle, devam et, edelim et, buna. Et, et, et.